Ve min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim, evvela Medresetü Zehra erkanlarının arzularıyla verilen bir dersin bir hülasasını sizlere de söylemeyi münasip gördük. O dersin mevzuu da umum kainat mevcudatı hesabına Miraç gecesinde fahri kainat ve neticeyi hılkati alem Peygamber aleyhissalatü vesselam huzuru ilahide nevi beşerin belki umum zihayat belki umum mahlukat namına selam yerinde ettahiyyat el mübarekat es salavat et tayyibatü lillah demesi ve içinde bir külli mana bulunduğundan bütün ümmet her gün çok defa namazlarında zikretmesiyle ehli iman içinde her bir mertebe sahibinin bir hissesi içinde bulunduğu ve bundan evvel hüve nüktesinin haşiyesinde radyo vasıtasıyla hava unsurunun harika mucizat-ı kudreti göstermesi cihetinde kalbe iktar edildi ki tekrar baştan alıyoruz. Böyle gördüğümüz üstadımızın talebelerinden Sungur abi böyle Miraç gecesine 10 gün kala başlıyordu böyle Miraç Risalesini devir şeklinde Miraç gecesine kadar 3-4 defa en azından bitirmek suretiyle yani o geceye bir hazırlık manasında Miraç Risalesini genelde Miraç gecesi okuyoruz. Halbuki Miraç Risalesinin içinde 31. sözde çok büyük hakikatler mevcut. Üstadımızın orada bir tabiri var. Birkaç risalede de geçiyor. Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkarken bütün kapalı kapıları açmış. Geri dönerken o kapıları açık bırakmış. Ümmetinin evliyaları ruh ve kalplerinin inkişaf ve inbisatı nispetinde oralara çıkabilir. Miraç Risalesi'nde aynen o sırlar var. Yani biz çıkamasak da, yani aynel yakin gidemesek de, hakkal yakin gidemesek de, Miraç Risalesi bize en azından ilmel yakin ile gitmeyi nasip ediyor, ikram ediyor, ihsan ediyor. Onun için yani Miraç Risalesi'ni hiç olmazsa Miraç gecesine kadar birkaç sefer 31. sözü devrederek o manayı böyle ruh ve kalbimizde bir derece de olsa yerleşmesine vesile olmak mühimdir. Öyle görmüştük. Onun için ben de arzu ediyorum. 3-4 gündür hep bu yeri okuyorum. Yani ta ki Miraç'a böyle ruhlar, kalpler bir manada hem kendi nefsim için inşallah okuyalım. Diyor aziz Sıddık mübarek kardeşlerim. Evvela Medresetü Zehra erkanlarının arzularıyla verilen bir dersin bir hulasasını, özetini sizlere de söylemeyi münasip gördük. O dersin mevzuu da umum kainat mevcudatı hesabına Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a sadece kendi zatı ve şahsı için çıkmamış. Kimler namına gitmiş? Umum mevcudat hesabına, bütün varlıklar namına. Miraç gecesinde fahri kainat, kainatın iftihar kaynağı ve netice-i hılkati alem, alemin yaratılış neticesi Peygamber aleyhissalatü vesselam huzuru ilahide Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığında nevi beşerin, bütün insanlığın belki umum zihayat bütün umum hayat sahipleri belki umum mahlukat namına selam yerinde ettahiyyat, el mübarekat Es-salavat, et-tayyibatü lillah demesi. Hani nasıl kapıdan içeri birisi girse ne yapar? Selam verir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığı zaman bu mübarek kelimeyi söylemiş. Gerçi iki tane rivayet var.
Bu Abdullah İbni Mesud'un rivayeti ki diyor, Resulullah bana ayet ezberletir gibi ezberletti diye. Abdullah İbni Abbas ve Ebu Kureyne'nin de bir farklı rivayeti var. Biz Hanefi olarak Ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat diyoruz. Şafiilerde de üstadın bu ifadesi Ettahiyyat, el mübarekat, es salavat, et tayyibatü lillah. Yani arada bir el mübarekat farkı var. Peygamber Efendimiz bunu Cenab-ı Hakk'a söylüyor. Selam yerinde. Ve içinde bir külli mana bulunduğundan, yani birazdan okuduğumuzda inşallah sonuna kadar gidebilirsek göreceğiz ki her bir kelimenin içinde çok külli, yani çok geniş, çok derin ve çok yüksek manalar taşıyor. Ettahiyyat da öyle, el mübarekat da öyle, salavat da öyle, tayyibat da öyle. İçinde külli bir mana bulunduğundan bütün ümmet her gün çok defa namazlarında zikretmesiyle, hani yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, namaz müminin miracıdır diyor, değil mi? Demek her namazımızda ne sırrı var? Miraç sırrı var. Peki nerede? Oturmada, değil mi? Tahiyyat diyoruz, kâde diyoruz, değil mi? Kâde-i ula, kâde-i ahire, ilk oturuş, son oturuşta ettahiyyat okuyoruz. Hanefi mezhebine göre vaciptir. Orada ne yapıyoruz? Miracın hulasasını okuyoruz. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktı. Ettahiyyat, el-mübarekat, es-salavat, ettayyibatü lillah dedi. Cenab-ı Hak da mukabele ediyor. Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey nebi, ey peygamber, Allah'ın rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Peygamber aldım, kabul ettim. Kendi şahsına mal etmiyor. Ne yapıyor? Teşmil ediyor. Esselamu aleyna, bizim üzerimize. Bizim dediği kim? Bütün enbiyalar, ümmeti Muhammed. Ve ala ibadillahi salihin, bütün salih kullar. Kim onlar? Geçmiş ve gelecek, semada ve yerde bulunan bütün salih kullara o selam-ı ilahiyi, o rahmet ve bereketi teşmil ediyor. Sidretül Müntaha'da kalan, görmeyen ama hadisatı işiten Cebrail aleyhisselam, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyor. İşte biz her tahiyyatta miracın ne yapıyoruz? Hulasasını okuyoruz. Ama Risale-i Nur'u ben kendi şahsım için söylüyorum. Risale-i Nur tanımadan evvel çok şükür namaz kılıyorduk elhamdülillah, Allah kabul etsin. Ama otomatiğe takmış, acaba imamdan evvel nasıl çabuk bitiririz? Veya bir an önce selam vereyim de işime gideyim diye oturun. Gidiyor. Selam aleyküm. Tamam. No, bitti elhamdülillah. Allah'a mente selam emin selam. Yallah. Fakat Risale-i Nur'u okuduktan sonra öyle geçemiyorsun. Ya ettahiyyat, huzur-i ilahi desin. Ettahiyyat, el-mübarekat, es-salavat. İçindeki manaları bir derece tefekkürle. Böyle salı günü Akyazı'da dersteydik. Orada burayı okumuştum, orada ilk okumuştum. Orada bir abi dedi ki, benim bir tanıdığım vardı, bir akrabam vardı. Böyle 50 sene yakın sefahette gayri İslami bir hayat yaşamış. Sonra derse çağırmışlar. Derste de 3-4 sene eve bu bahis okunmuş. Çok etkilenmiş, namaza başlamış. Bütün o gayri İslami şeyleri terk etmiş. Tabii onun bir ekibi var, eski ekip, eski takım. Bırakmamaya çalışıyorlar, eyvah adamı kaybettik yani. Tekrar onu kazanmak için üzerine hücum ediyorlar. Gittin de ne oldu, gidiyorsun da ne öğreniyorsun falan. O onlara şöyle demiş. Ben demiş gittim, orada elhamdülillahi rabbil alemin ne demek? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ne demek? Ettahiyyat ne demek? Esselamu aleyke ne demek? Onları öğrendim. Ve geçenler 3 ay falan oluyor, vefat etti bu abimiz, Allah rahmet eylesin. Diyor ki öyle rahat yatsıyı kılmış, abdestli vaziyette oturduğu yerde arka arkaya kelime işaretler getire getire öyle ruhunu Rahman'a teslim eylemiş. Çok böyle iftarla anlatmıştı o abi.
Demek ki Risale-i Nur bize neyi kazandırıyor? Çok şeyler kazandırıyor. İmanımızı inkişaf ettiriyor. Bir de namazımızı namaz yapıyor Risale-i Nur. Okuduğumuz o ayetlerin manalarına, hakikatlerine bize vukufiyet kazandırıyor. O kelimelerin içindeki mana derinliğine ne yapıyor? Bizi ulaştırıyor elhamdülillah. Namaz kalitelenince öyle diyor değil mi? Ayet-i kerime namaz insanı fahşa ve münkerden çekip alır, kurtarır diyor. Demek eğer bir namaz bizi günahlardan, haramlardan kurtarmıyorsa orada namazda bir problem var demektir. O zaman onu çözmemiz lazım. Çözmenin yolu da Risale-i Nur okumak. Risale-i Nur okudukça o ayetlerin mana tabakalarına, mana yoğunluğuna girdikçe insan ne yapıyor? Namazı namaz oluyor. O namaz sadece seccadenin üzerinde, mescidin, caminin içinde kalmıyor. Hayatın her safhasına nüfuz ediyor. Aziz Allah Celle Celaluhu. İçinde bir külli mana bulunduğundan bütün ümmet her gün çok defa namazlarında zikretmesiyle ve ehli iman içinde her bir mertebe sahibinin bir hissesi içinde bulunduğu. Hani Peygamber Efendimiz kim namına çıkmıştı? Bütün mevcudat hesabına, bütün zihayat namına, bütün nevi beşer, bütün insanlık. Peki biz neyiz? İnsanız. Hayat sahibiyiz, müminiz, Müslümanız elhamdülillah. Peygamber Efendimiz Allah'a her birimizin de ibadetlerini ne yaptı? Takdim etti. Yani Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam Miraç'taki takdiminin içinde kim de var? Biz de varız değil mi? Yani şimdi düşün. Huzur-u ilahiye çıkmış Resulullah. Senin ibadetlerini Allah'a takdim ediyor. Çünkü orası zamansız ve mekansız bir alem. Kısa zamanda bütün mahlukatın ibadeti tek tek söyleyebilir yani. Senin adını huzur-u ilahide söylüyor. Şu kadar namaz kıldın, böyle makbul orucu var, böyle zekatı var, böyle subhanallahı, böyle elhamdülillahı, böyle Allah-u Ekber'i var. Allah Allah. Evet. Ve bundan evvel hüve nüktesinin haşiyesinde radyo vasıtasıyla hava unsurunun harika mucizat-ı kudreti göstermesi cihetinde kalbe ihtar edildi ki bir ehli iman ebedi bir saadette dünya kadar bir mülkü bakiyi netice verecek bu kısacık ömrü dünyevide ettiği ibadette bir külli ibadet. Bir ehli iman, bir mümin ebedi bir saadette dünya kadar bir mülkü bakiyi netice veren bu kısacık ömrü dünyevide ettiği ibadette bir külli ibadet. Yani biz kısa bir ömür yaşıyoruz. 50-60 sene hani kadevesiyle beraber 100 sene. O kısacık ömürde ebedi bir hayat, ebedi bir mülk kazanılacak. Neydi bu fani hayat? Bu fani hayatta yaptığımız ibadetlerle ebedi bir mülkü Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Demek ki o ibadetlerin içinde ne var? Külli bir ibadet sırrı var. Adeta kendi hususi dünyasıyla beraber ibadet etmiş gibi kendi hususi dünyası kadar bir mükafat alacağı İşarat-ı Kur'aniyeden anlaşılır diye kendi hususi dünyasıyla beraber. Şimdi dünya kaç tane? Dünya bir tane. Ama içindeki her bir insanın neyi var? Hususi ayrı bir dünyası var. Şimdi bak kalabalık halinde, cemaat halinde buradayız. Ama her birimizin alemi farklı. Şimdi bazı kardeşler var, bana bakıyorlar burada ama şimdi kafa nerede? Öyle mi bak? Yan yana duruyoruz ama başka alemlerdeyiz. Şimdi düşün iki kişi yan yana yemek yiyorlar. İkisi de ayrı ayrı yiyorlar. Birisi lup 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 götürüyor işi. Öbürü bismillah, maşallah, Allahu ekber, la ilahe illallah.
Şimdi birisi yiyor mümin gibi, Müslüman gibi, öbürü yiyor. Ha, öküz gibi, kedi gibi, köpek gibi ya, fesubhanallah ya. Yan yana ama ayrı ayrı alemler. İşte birisi o yemeğin içerisindeki rezzakiyetin tecellisini, münimiyetin tecellisini, rahmaniyetin tecellisini, rahimiyetin tecellisini görüyor. Öbürü de iyi yapmışlar, güzel olmuş, lezzetli, tam kıvamında, lokum gibi diyor. Kayıyor. Aleme bak. Şimdi demek herkesin hususi dünyası var. Bir, içe doğru esma, sıfat namına ne yapacağız? Kendi dünyamızı genişlettireceğiz, geliştireceğiz. Bir bu. İkincisi, herkesin bir dünyası var ya, başkalarının dünyasında da yer edinerek dünyamızı ne yapacağız? Genişleteceğiz. Çünkü ahiretteki mükafat dünyadaki hususi alemimizin büyüklüğüne nispeten verilecek. En düşük rütbeli mümine küre-i arz kadar diyor üstadımız. Şu dünya kadar baki bir mülk. Daha terakki edene Jüpiter kadar. Daha terakki edenler güneş sistemi. Daha terakki etmiş Samanyolu galaksisi mülk var adamda. Maşallah. Zenginliğin de dereceleri var. İkincisi de başkalarının alemlerinde yer almak. Böyle hoşuma gidiyor, bazen tekrar ediyorum. Adapazarı'nın bir köyünde yaşanmış bir asediyi anlatmışlardı. Fakir bir zat böyle oranın ağasına gitmiş. Biraz maddi sıkıntım var, bana demiş para borç verirsen 3 ay sonra öderim ben sana. Tamam demiş, madem sen kapıma geldin seni geri mi çevireceğim, vermiş parayı. O fakir zat da minnet altında kalmamak için demiş benim köprüm var. Parayı sana geri verene kadar o köprüm senin olsun. Köprü dediğinde bir dere varmış orada, biraz genişçe. İnsanlar, hayvanlar geçemiyor. O da böyle bayağı uğraşarak büyük kayaları düzeltmiş, oraya yerleştirmiş. İnsanlar, hayvanlar üzerine basarak, atlayarak geçiyorlar. Köprüm dediği de o. Zengin biliyor onu. Girmiş, tamam tamam demiş. Köprüye bak, sanki o gese he gese yani. Para kesiyor orada yani. Köprüm de senin olsun demiş. Neyse 3 ay sonra o fakir parayı toparlamış, geri getirmiş o zengine. Demiş ki al paranı, ver köprümü. Zengin demiş al al hayrını gör demiş. Yani sanki çok büyük matah bir şey yani. Almış parayı, gece rüyasında perde açılmış, o fakiri cennetin içinde öyle nimetler içinde görünce sormuş. Demiş ya sen bu şeyi nasıl kazandın? Hep demiş o köprü vasıtasıyla. Hangi hayvan üzerinde geçti yazıldı, hangi insan geçti yazıldı, onların neticesinde Rabbim bunları bana ihsan etti. Adam bir vuruyor rüyadan, gece yarısı almış parayı, kapıyı çalıyor. Adam açmış fakir olan, buyur demiş, al parayı, ver köprüyü. Demiş ki yemezler, ben de az önce aynı rüyayı gördüm. Onun için başkalarının hususi dünyasına girmek, onların dualarını kazanmak, onların alemlerinde yaşamak, başkalarına menfaat vermek. Diyor insanların en hayırlısı insanlara faydası, menfaati dokunandır diyor değil mi? Öyle menfaat dokundur ki adam hep seni hatırlasın. Allah razı olsun ondan. Cenab-ı Hak dertlerine deva versin, hastalığına şifa versin, borçlarına eda versin, ebedi cennet, ebedi saadet ikram etsin diye dualar ettirmek diye. Tabi bunun en küllisi nedir? Üstad diyor, hidemat-ı hayatiye içinde en kıymetdarı hayat-ı faniyenin hayat-ı bakiyeye inkılap ettirmesine sahi etmek, çalışmak. Sıratı yani geçirecek. İman kurtarma hizmeti. Buyurun abi. Sıratı geçirecek. Evet abi. O köprüde vazife yapıyor. Devam ya. Evet. Üstad diyor bu zamanda en büyük bir ihsan nedir? İmanını kurtarmaktır. Ve başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır diyor. Değil mi? Evet. Hatta bir ara
Abdurrahman Hoca'ya bir soru sormuştu. Vakıf kardeşler de böyle bir vakıf içtimasında. Dediler abi bir insan 60-70 sene ibadet eder, böyle güzel faaliyetler yapar, hayır hasenat yapar. Peki bunları kaybeder mi, kaybedebilir mi? Dedik evet kaybedebilir. Gurura girer, enaniyete girer, kendini bir şey zanneder, hepsini kaybeder. Yalnız birilerine vesile olmuşsa, birisinin Kur'an öğrenmesine, birisinin namaz kılmasına, birisinin imanının kurtulmasına vesile olduysa onları kaybetmez dedi. Demek başkasını kurtarmakla kurtulacağız yani değil mi? Onun için en büyük şeyimiz ne olmalı? Hizmet-i imaniye, hizmet-i Kur'aniye. Cenab-ı Hak bizleri daim etsin, muvaffak etsin inşallah. Evet. Bu kısacık ömrü dünyeviyede ettiği ibadette bir külli ibadet adeta kendi hususi dünyasıyla beraber ibadet etmiş gibi kendi hususi dünyası kadar bir mükafat alacağı işaret-i Kur'aniyeden anlaşılır diye El-Hüccetü Zehra'nın ikinci makamında ilmi ilahi mebhasinde et-tahiyyat El-Mübarekat ila ahirenin külli manaları ruhuma gelip, aklıma demiyor, ruhuma gelip, öylece teşehhütte et-tahiyyat derken birden hayalime hususi dünyamın dört unsuru olan toprak, su, hava, nur unsurları dört külli dil oldular. Her bir dil milyarlar, hatta trilyonlar, katrilyonlar adedince et-tahiyyat, el-mübarekat, es-salavat, et-tayyibatü lillah kelimelerini lisan-ı hal ile söylüyorlar, hayalen gördüm. Bu unsurlardan toprak unsuru bir dil olarak bütün zihayatların her biri bir kelime-i zihayat olup et-tahiyyat derler. Şimdi böyle hayal edelim ki, hani nasıl ki biz konuşmayı dilimizle yapıyoruz değil mi? Dili böyle hayal edelim, şu dil olsun. Bu dil her hareket ettiği zaman, mesela buradan kelimeler çıksın. Kelimeler toplanıyor, bir şey söylüyor, kelime, 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 kelime. Aynı toprakta bir dil gibi görünmüş üstada. Toprak, bir bakıyorsun çiçekler, yapraklar, ağaçlar, bitkiler. Bu toprak dilinin üzerinden çıkıyorlar mı? Milyarlarca, trilyonlarca, katrilyonlarca çiçekler, yapraklar, meyveler, bitkiler, ağaçlar. Ve bunların her biri nasıl ki bizim dilimizden çıkan kelimeler bizim ilmimize, bilgimize, değil mi? Niyetimize, amelimize delalet ediyor. Bütün o çiçekler, yapraklar, meyveler, ağaçlar, bitkiler, nebatlar Cenab-ı Hakk'ın ilmine, iradesine, kudretine şahitlik ediyorlar mı? Allah Allah. Demek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam et-tahiyyatü lillah dediğinde bütün o topraktan çıkan neticelerin külli ibadetlerini Cenab-ı Hakk'a takdim ediyor. Çünkü her bir avuç toprak ekser nebatata saksılık edebilir ve menşe olabilir bir vaziyettedir. O halde her bir avuç toprakta ya bütün beşerin meydana getirdikleri bütün fabrikaların adedince manevi küçücük mikyasta fabrikalar her bir avuç toprakta bulunacak. Eğer Allah'a verilmezse ne diyeceğiz? Her bir avuç toprağın içerisinde Avrupa, Amerika'daki bütün tezgahlar, fabrikalar, makinelerin manevi halleri bulunması lazım. Ta ki hangi tohumu koyarsan koy, önce onu analiz edecek. Bütün detaylarını ayıracak, bütün programını çıkaracak. Dalı, yaprağı, içindeki sistemi, hücreleri, meyveleri, kokuları, tatları hepsini ayırt edecek ve orada işleyerek dokuyacak. O ağacı, o yaprağı, o çiçeği, o meyveyi meydana getirecek. Biliyoruz ki aklen de biliyoruz, manen de biliyoruz, ilmen de biliyoruz. Yok, öyle değil. Bu ise hadsiz derecede imkansız. Veyahut
bir kadir-i mutlakın hadsiz kudreti, nihayetsiz ilmi ve iradesi olacak. Demek toprak unsuru bütün eczası ile, parçaları ile ve zerratı ile, bütün toprak zerreleri ile bu mazhariyet için, yani sonsuz ilim, sonsuz irade, sonsuz kudrete mazhariyet için hadsiz ettahiyyatu lillah der. Böyle son cümleyi okumadan, böyle Sumbur abinin arkasında namaz kılmak nasip olanlar bilirler. Özellikle son tahiyyatı oturduğu zaman ettahiyyatı iki kere söylerdi. Ettahiyyat, şöyle bir çeker, ettahiyyat, ikinciye söylerdi. Bir gün şöyle demişti, dedi üstadımız da böyle yapıyordu, iki kere söylüyordu. Dedi ki bir gün bize, birinci ettahiyyat dediğimde, o namaz vaktindeki bütün hayat sahiplerinin ibadetlerini Allah takdim ediyor. Mesela şimdi yatsı namazına girdik, henüz kılmadık, inşallah birazdan kılacağız nasip olursa. Yatsı namazından sabah namazına kadar bütün hayat sahipleri ne ibadet yapıyorsa, hayat hediyeleri, onları takdim ediyorum. İkinci ettahiyyat dediğimde ezelden ebede kadar bütün hayat sahiplerinin hayatlarıyla yaptıkları bütün hayat hediyelerini Allah'a takdim ediyorum demişti. Diye söyledi. Yani bizde hiç olmazsa, yani birine bile yapsak, et başına koy ya. Et tahiyyat der gibi hayale. Ya ezelden ebede kadar bütün hayat sahibine hayatları yaptığı bütün ibadet sana takdim ediyor. Türkçe değil ha. Hayalen yani. Et tahiyyatın içinde. Yani ezelden ebede kadar bütün zihayatların hayat hediyeleri zat-ı vacibül vücuda hastır. Sonra ikinci madde, herkesin hususi dünyasındaki gibi benim de hususi dünyamın ikinci unsuru olan su unsuru dahi külli bir lisan, külli bir dil olarak bütün zerratı ile hususan zihayatların menşelerine ve yaşamalarına hizmetleri noktalarında trilyonlar, katrilyonlar adedince el mübarekat kelime-i mübarekesini lisan-ı hal ile kainata neşrediyorlar. Lisan-ı hal ile, demek onlar zaten neşrediyorlar hal dilleriyle. Birisinin kal diliyle bunları şuurane, alimane Cenab-ı Hakk'ın deryana takdim etmesi lazım. Çünkü suyun katrelerinin gördüğü vazifeler, hususan nutfelerin ve çekirdeklerin ve tohumların intibahında ve uyanıp vazife-i fıtriyelerine mazhar olmakta. Şimdi nutfe diyor, zigot diyoruz değil mi ona? Erkekten gelen spermle annede bulunan yumurta birleştiği zaman, birleştirildiği zaman ne oldu? Zigot oldu. Tek bir hücre. Onun içerisinde insanın tamamının neyi var? Programı var, fiil listesi var. Peki sadece o insanın mı fiil listesi var? Hayır. Annesininki var, babasınınki var, dedesininki var, ninesinin var, onun annesinin, onun babasının, onun annesinin, onun babasının, ta ilk kaynağa kadar. Peki kendisinden sonra gelecek, kıyamete kadar gelecek neslinin de var mı? Bakın, bir nutfenin içerisinde ne kadar program, kaç kişinin programı var. Yani her birisi lisan-ı hal ile Allah'ın ilmini, iradesini, kudretini, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber ile tekbir ediyor, tesbih ediyor, tahmid ediyor. Peki bütün insanlar, bütün memeli hayvanlar, onlarda da var değil mi? Bütün yumurtaların içerisinde, ne olsun tavuk yumurtası, o yumurtanın içinde ne var? Kendisinden önce gelmiş bütün tavukların, horozların, kendisinden sonra gelecek bütün tavukların, horozların neyi var? Program bir yumurta, bir tohum, bir çekirdek içinde. Yani el mübarekat dediğinde ne diyorsun sen aslında? Bütün yumurta, tohum, çekirdek ve zigotların içinde bütün programların aynen yapılmış, olmuş, vücuda gelmiş gibi ibadetlerini ben sana takdim ediyorum. Üstadımız ne diyor? Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl geleceklerini bildiği için
onların niyetlerini bir fiil amel suretinde kabul eder diyor değil mi? Kavun kalbinde nüveler suretinde bin niyet eder ki diyor değil mi? Bak. İşte bütün o niyetlerin hepsi nedir? Ameldir aslında. Açığa çıkmasa da, görünmese de, var olmasa da o çekirdeğin, o tohumun içinde o var mı? Var. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam huzur-i ilahiye çıktığı zaman bütün yumurta, çekirdek, tohum, değil mi? Bu zigotların içindeki bütün ezelden ebede bütün programları, bütün tesbihat, takdisatları Cenab-ı Hakk'a takdim ediyor. Nasıl bir takdimattır bu ya? Yani Peygamber Efendimiz'in büyüklüğü ve azameti de gözüküyor değil mi? Evet. Suyun katrelerinin gördüğü vazifeler, hususan nutfelerin ve çekirdeklerin ve tohumların intibahında ve uyanıp vazife-i fıtriyelerine mazhar olmakta ve gayet acip ve güzel ve harika ve küçücük mahlukların ve yavruların büyük ve gayet intizamlı ve mükemmel vazifelere mazhariyetlerini. Şimdi bir bebek, bir insan yavrusu doğduğu zaman nasıl doğar? Cahili mutlak olarak doğar değil mi? Bebek dünyaya geldiği zaman ne biliyor? Ne biliyor? Hiçbir şey bilmiyor. Bir şey biliyor. Emmesini biliyor. Değil mi? Allah anne kan. Çünkü dünyada emmesini öğretmek zor. Şimdi bebeği alacağın karşısında evladım bak. Yavrum. Yav. Öğretemezsin. Allah anne karnında 6. aydan sonra parmak giriyor. Anne karnı talim yapıyor. Emecek. Başka türlü olmaz. Ama başka bir şey bilmiyor. Cahili mutlak. Ama o cahil. Hepimiz öyleydik ha. Cahili mutlak. Şimdi o yavruda öyle bir istidat var ki bir bakıyorsun 20 sene sonra elektrik mühendisi olmuş. 20 sene sonra bilgisayar mühendisi olmuş. 20 sene atom mühendisi olmuş. 20 sene sonra şu olmuş bu olmuş. Yani aslında her bir insanda bütün ilimleri olabilecek, bütün mesleklere ulaşabilecek bir istidat var mı? Bak şimdi. Demek her bir yavruda böyle bir istidat var. Peygamber Efendimiz bütün bu istidatları Allah'a ne yapıyor? Takdim ediyor. Subhanallah. Evet. Bütün zişura tebrik ile barekallah dediren ve hadsiz barekallah maşallah dedirmeye vesile olmaya layık olan o mübareklerin o vaziyetleri o su unsurunun her bir zerresinin binler eflatun kadar hani Yunan'da filozoflardan, çok zeki adamlardan binler eflatun kadar ilmi ve binler hakimi lokman, lokman hekim kadar hikmeti ve iradesi bulunmak lazımdır. Bu ise suyun zerratı adedince muhaldir, imkansızdır. Öyle ise bir Kadir-i Zülcelal'in ve bir Rahman-ı Rahim'in hadsiz kudret ve rahmet ve hikmet ve iradesiyle o mübarekleri, o hadsiz mucizata mazhariyetleri cihetinde bütün o mübarekler adedince el mübarekatü lillah kelimesini külliyetleriyle söylediklerinden bütün mahlukat namına Miraç gecesinde netice-i hılkati alem olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam el mübarekatü lillah demiş. Bütün bu medarı tebrik yani ezelden ebede kadar bütün bu medarı tebrik ve maşallah, barekallah dedirten bütün haletler ve sanatlar Zat-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğundan bütün o hassiz el-mübarekatü lillahleri Cenab-ı Hakk'a huzuru ile hediye ediyor. Sonra üçüncü maddesi, herkesin hususi dünyasındaki hava unsuru dahi bir hüve kadar her bir avuç havadaki her bir zerre mazhar oldukları santrallik ahize ve nakilelik vazifeleri içinde. Yani nasıl ki televizyon, radyo sistemlerince alıcı verici var. Üstadımız diyor her bir hava zerresinde de gelen sesi alıyor, gelen görüntüyü alıyor sonra naklediyor. Alıyor veriyor, alıyor veriyor. Bir de alıyor veriyor böyle değil. Alıyor veriyor, alıyor veriyor, alıyor veriyor. Her taraftan yani. Yani külli kulak külli dil. Ahize ve nakilelik vazifeleri içinde
bütün duaları ve salavatları ve ricaları ve ibadetleri ifade eden Es-salavatü lillah cümlesini lisan-ı halleriyle dedikleri için hava unsuru külli bir lisan olarak o hadsiz kelimatlarını katrilyonlar, belki kentrilyonlar adedince söyleyerek sanilerine, haliklerine takdim ettiklerinden. Yani sen bir tane elhamdülillah diyorsun. Şimdi o tarafa geldi mi ses? En uzağa gitti değil mi? Yani şimdi pencereden açık dışarıdan bile duyanlar olur yani. Bir müddet sonra belki ses şey düşer, frekansı düşer ama o hala gitmeye devam ediyor. Uydular vasıtasıyla, antenler vasıtasıyla dünyadaki bütün televizyon sistemlerinin nerede televizyon açsan orada Çin'den, Japonya'dan, değil mi? İngiltere'den, Amerika'dan aynı anda görüntü ses geliyor mu? Yani bir kelime aynı anda bütün hava zerrelerinde neşrediliyor. Şimdi düşünün, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ezelden ebede kadar kim? İnsan, cin, melek ve ruhanilerin söylediği bütün Subhanallah, hava sayfasında yazılan bütün Subhanallah'lar, bütün Elhamdülillah'lar, bütün Allahu Ekber'ler. Hatta birazdan ayet-i kerime söyleyecek. İleyhi yesadül kelimü tayyib vel amelü salihu yerfavu. Salih mübarek kelimeler değil, salih amelleri de havada ne yapıyor? Ta arşa kadar yükselt. O zaman her bir hava zerresi senin kıldığın namaz yazılıyor. Bir namaz kılıyor, kaç tane yazılıyor? Hani üstad onu yine emirle alakası bir ifade var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurun, bir melek var, 40.000 başı var. Her başında 40.000 dili var, her dilinde 40.000 tesbihat var. Diyor ki 40.000 çarpı 40.000 çarpı 40.000 eşittir. Bir kelime-i tayyibe havada 64 trilyon tane yazılıyor diyor. Allah Allah. Ne demek bu ya? İşte Peygamber Efendimiz huzur-u ilahiye çıktığı zaman bütün hava sayfasında yazılmış bütün insanların, bütün cinlerin, bütün meleklerin, bütün ruhaniyatın yaptıkları bütün ibadetleri Allah'a takdim ediyor. Biz de hayalen, niyeten, tasavvuren, külliğinin bir gölgesine girmekle biz de okurken tayyatta es-salatu, es-salavatu derken yani yapabilsek, becerebilsek, bütün hava sayfasında yazılan bütün meleklerin, insanların, cinlerin yaptığı ibadetleri sana takdim ediyorum manasında kendi namazımız içerisinde de söyleyebilsek Allah bereket versin. Allah muvaffak etsin inşallah. Evet, yoruldunuz ama olsun, biraz yorulun. İyidir yani yorulmak. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'a Es-salavatü lillah diye takdim etmiştir. Yani bütün dualar ve ihtiyaçtan gelen ricalar ve nimetten çıkan şükürler ve ibadetler ve namazlar Halik-ı külli şeye mahsustur. Çünkü hüve nüktesinin haşiyesinde denildiği gibi ya hüve kadar bir avuç havanın her bir zerresi umum dilleri bilecek ve söyleyenlerin yerlerini görecek ve yakın uzak her şeyi işitecek ve her şiveyi, her harfin tarzını tam bilecek ve çok işleri beraber şaşırmadan görecek bir kudret-i mutlaka ve irade-i tammeye malik olacak. Hani hüve nüktesinde üstadımız diyor, hava zerreleri sesleri naklederken aynı anda görüntüleri naklediyor. Aynı anda ısıyı, aynı anda ışığı, aynı anda elektriği, aynı anda cazibe, dafiye kuvvetlerini, aynı anda rüzgar vasıtasıyla ağaçların, bitkilerin döllenme faaliyeti, aşılama faaliyetini yapıyor. Aynı anda ve hiçbirine ne yapmıyor? Karıştırmadan. Bir latife yapayım. Askerdeyiz. Eğitim çavuşluğu yapıyoruz. Böyle acemiler arada bir böyle dini, imani bir... Çekince. 41F99 39 35 HB 10 50 53 07 LAE 27 çekilmesini istiyorlar. Herhalde diğer araçların yolunu tıkamış. Evet, orada askerlere böyle dini arada bir şeyler anlatıyorum. Bir gün
gölgeye, Ağustos ayıydı, çok sıcaktı, gölgeye götürdüm mangamı. Biraz istirahat verdim, arada dedim ya hiç içinizde dedim kulaktan kulağa oyununu bilen var mı? Birisi dedi biliyorum ben, dedim anlat bakayım bilmeyenler öğrensin. Dedi gizlice kulağına bir şey söylenir, o sessizce öbürüne söyler, ona söyler, ona söyler, ona söyler. Bakalım bir en sonda ne çıkacak? Dedim hadi oynayalım, ben sessizce birinci avciğeri diyorlardı onun kulağına. Ali geldi dedim, sessizce sadece o duydu. Diğerinin kulağına, diğerinin kulağına, diğerinin kulağına, onuncu adama geldi. Dedim ne dedi? Veli öldü. Ya on kişi de Ali oldu, Veli geldi oldu, öldü. Dedim arkadaşlar, hava zerreleri de sizin yaptığınız gibi kelimeleri böyle taşısa, ayıkla pirincin taşını. Selamünaleyküm diyorsun, vay bana ha! Hadi bakalım. Hiçbir kelimeyi, hiçbir şiveyi, hatta mimiklere kadar değil mi, o içine işliyor adeta. Anlıyorsun ya, karışmadan, şaşırmadan, değil mi? Allah'a bekler. Aynı anda külli vazife diyor değil mi? Isıyı, ışığı, ilahir, hepsini de aynı anda taşıyor. Demek Allah'ın sonsuz ilmiyle, sonsuz iradesiyle, sonsuz kudretiyle bu fiiller cereyan ediyor. Peygamber Efendimiz onların bu ibadetlerini külli bir ibadet suretinde Allah'a takdim ediyor. Bu ise hava zerreleri adedince muhal olmasından elbette ve elbette şüphesiz ve kat'i bir zaruretle o zerrelerin her biri saniye hakimi bütün sıfatıyla gösterip şehadet eder. Adeta küçük bir mikyasta alemin büyük şehadeti kadar şehadetleri vardır. Demek zerrat-ı havaiye adedince salavatları ifade eden Mirac-ı Ahmedi'de aleyhissalatü vesselam es-salavatü lillah denilmiştir. Son maddesi, bunu da bitirecek inşallah. Sonra et-tayyibat, kelime-i tayyibe söylendiği vakit birden nar, ateş ve nur, ışık, unsurudaki unsuru yani hararetli ve hararetsiz maddi ve manevi nur unsuru bir külli dil olarak hadsiz ve nihayetsiz bir surette lisan-ı hal ile hadsiz diller ile et-tayyibatü lillah diyor. Yani zaten en küllisi bu. Kademe kademe gitti. Önce hayat dedi, mübarekat dedi. Sonra insan, cin, meleklerin, ruhanilerin ibadetleri dedi. En küllisine geldi. Bütün güzel sözler, güzel manalar, harika güzel cemaller ve bütün kainatın yüzünde cemalleri görünen ezeli Esma-i Hüsna'nın cilveleri ve başta enbiyalar, evliyalar, asfiyalar olarak bütün ehli imanın imanları ile kainatın ve mahlukatın görünen güzellikleri. Şimdi 124 bin bir rivayette 224 bin peygamber gönderilmiş. Her bir peygamber kainatın neydir? Külli bir aynasıdır. Her bir peygamber külli bir ayna olarak kainatta akseden bütün esma, yüzna, tesbihat ve takdisatı ne yapıyor? Kendi aynasında görüyor ve gösteriyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün bu peygamberlerin aynalarında görünen bütün o esma, sıfat, ibadeti tek başına kendi aynasında gösteriyor. İşte et-tayyibatü lillahın içerisinde bütün enbiyaların, bütün evliyaların, bütün asfiyaların imanlarıyla beraber yaptıkları ibadetler, onlara açılan, görünen, keşfedilen esma-i hüsna, sıfat-ı kutsiye gibi kutsi manalar hep onlarda aksediyor. Ve Peygamber Efendimiz bütün bu manaları, yani her bir peygamber hesabına düşünsek en az 124 bin kainat kadar ibadeti Allah'a takdim ediyor. 124 bin kainat kadar ibadeti yani ezelden ebede manasıyla beraber takdim ediyor. Yani aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in azametini görüyoruz. Peygamber Efendimiz büyüklüğünü görüyoruz. Allah katındaki kıymet ve ehemmiyetini görüyoruz. Bundan niye o Habibullah'tır?
Niye o Hatemen Nebiyyindir? Hep bu manalar da bunun altında var. Yani bütün güzel sözler, güzel manalar, harika güzel cemaller ve bütün kainatın yüzünde cemalleri görünen ezeli Esma-i Hüsna'nın cilveleri ve başta enbiyalar, evliyalar, asfiyalar olarak bütün ehli imanın imanları ile kainatın ve mahlukatın görünen güzellikleri ve ehli imanın imanlarından neşet eden güzel sözler, hamdler, şükürler, tevhidler, tehliller, hamdler, şükürler, elhamdülillah, tevhidler, tehliller, la ilahe illallah, tesbihler, subhanallah, tekbirler, Allah-u Ekberler, ileyhi yes'adül kelimü tayyib sırrı ile arş-ı azam tarafına giden o kelimat-ı tayyibeleri ve dünyanın üç adet yüzünden gayet güzel olan Esma-i İlahiye'ye aynelik eden birinci yüzündeki hadsiz güzellikler, tayyibeler ve dünyanın ahiret tarlası olan ikinci yüzündeki hadsiz hasenatlar, hayırlar ve manevi meyveler ve güzellikler tamamıyla ezel ebed sultanı Kadir-i Zülcelal'e mahsustur diye nar ve nur unsurunun bu külli diliyle ve bu külli ubudiyeti Mabud-u Zülcelal'e takdim etmek manasında olarak Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam umum mahlukat hesabına et-tayyibatü lillah demiş. Böyle devam ediyor ama daha 3-4 sayfa var. İnşallah başka zaman okunur. Fakat çok mühim bir bahistir. Yani Emir Dalaikası'nın ikinci cildinde 114'te 120. sayfalar arasındadır. İnşallah bir okumakta fayda var. Cenab-ı Hak cümlemizin istifadesini ziyade etsin. Cümlemizi imanla, Kur'an'la, hizmetle yaşayıp imanla, Kur'an'la, hizmetle ölmeyi lütfetsin, ihsan etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Misafirlerimiz var. Arnavutluk'tan gelen abilerim.